Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir önceki luncu videosunda e, Duvon ve ekip tarafından gelen Interpol haberiyle birlikte gelen çöküş ve devamındaki ekibin yapmış olduğu manipüle hareketiyle. Lunc'un yön yukarı gittiği ile alakalı konuşmuştuk. Şimdi bu bağlamda arkadaşlar aslında ekibin gölgelemeye çalıştığı pozisyon yani durum tera coinleri üzerindeki genel sorun. Bu hem Güney Kore haberlerinin devamı yani Duvon'un tutuklanması halinde arkadaşlar Güney Kore tarafına teslimi durumunda tabii ki tera coinleri bunu yine olumsuz halde fiyatlayacaktır. Ee, ve bu da genel anlamda olası bir dipte kaymaya da sebebiyet verebilir idi. Ee, bu durumda da ekip böyle bir harekete gitti. Ee, bunun devamını yapma ihtimalleri de var dolayısıyla ilerleyen vakitlerde. Şimdi bütün bunlarla birlikte bir görüş o ki arkadaşlar işte Güney Kore Duvon'u tutukladığı takdirde e, Terraform Labs'ın faaliyetlerini tamamen durduracak gibi. Tabi Terraform Labs'ın faaliyetlerini durdurması demek e, Terracoin'lerinin tam anlamıyla yok oluşu anlamına geliyor. Şimdi bu bağlamda bunu daha önce yapanlar oldu mu? İşte e, ülkeler vesaire. Evet oldu arkadaşlar. E, tabii yapmayanlar oldu mu benzer şeylerde? Yapmayanların e, sayısı daha fazla. Yapanlar da oldu ama. Şimdi e, böyle bir yetkileri var. E, daha önce farklı farklı ülkelerde de e, benzer şeyler yaşandı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ancak bu bağlamda henüz Güney Kore tarafından herhangi bir şekilde Terraform Labs'ın faaliyetlerini durdurma konusunda e, herhangi bir yaptırım ya da konuyla alakalı bir açıklama yahut e, önceden bir bildiri bildirge yayınlanmadı. E, bununla da birlikte kimisi durduracağını söylüyor. E, kimisi bu ihtimali zayıf görüyor. E, baktığımız zaman tabii konuyla alakalı çok bir yorum yapmayacağım. Şimdi durdurması hem yatırımcılar hem de arkadaşlar... Güney Kore açısından politik olarak da e, olumlu olmayacaktır. Dolayısıyla ben Güney Kore'nin e, bu tarafta yer alacağını pek zannetmiyorum. E, el koyabilecek olmasına rağmen yani bunu terraform lapsı durdurmadan önce yapabileceği çok farklı seçenekler var. Onu da söyleyeyim. E, ülkeler arası da bir, e, bir takım sıkıntılara yol açabilecektir. O yüzden bu yolda ilerlememesi doğru olacaktır. E, ilerlemeyeceği de kanaatindeyim ama her zaman risklerin ve olabilecek durumların farkında olmanın her zaman faydası vardır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.